Yaptığınız hizmetler azınlanacak bir şey değil. Hepsini bakıyoruz. Çok güzel şeyler. Memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Yapılanların arkasındayız. Destekliyoruz. Bizim Akdeniz evlerinin nene altından geçen bir kanalizasyon var. Bizim her yıl en azından 3-5 defa veya bazen 7-8 oluyor. Tıkanıp geri depmen oluyor bizim oralarda. Orada bir yenileme, bir değişiklik olabilir mi? Tabii ki su işleri müdürümüze, su ve kanalizasyon işleri müdürümüze görüşelim. Tamam. Bir çalışmasını yapsınlar. Size sıkıntı olan bize sıkıntıdır. Evet. Çünkü siz sorun yaşadıkça bizi arıyorsunuz. Gelip biz her defasında o tıkanıklığı gidermeye çalışıyoruz her muhtemelen. Her defasında verdiğimiz vidancör paralar. Tamam, tamam muhtarım. Tamam, gereğini yapalım Adil abiciğim. Evet, tamam. Yapılacağını. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, buyurun. Sayın Başkanım, mahallemize hoş geldiniz. Benim de sizden isteğim, bizim mahallemizi bir ATM konutturabilir miyiz? Ortak ATM. Çok zor oluyor bizim çarşıya gitmek için. Şimdi, tabii benim yapacağım bir iş olsa hemen derim. Ama bunu banka müdürlerimize yazısını yazalım. Banka müdürlerimiz eğer kendileri açısından uygun görürlerse ortak bir noktaya, herkesin ulaşabileceği evet. bir noktaya bir ATM cihazı çok koydururuz. Çok iyi olur. Tamam, hayır. Hayır, bunu da not alalım arkadaşlar. Tamam, hayır. Tamam. Evet, var mı efendim başka sorunuz? Her şeyi çok mu anlattım? Bıktırdım mı sizi? Buyurun. Buyurun İbrahim abi, buyurun. Bir mikrofon ulaştıralım. Başkanım, Armağan İlci Mahallesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, İlk sağ olun. Bu toplantıya katılıyorum. Bu anlatmış olduğunuz Burdur'un geleceğiyle ilgili konuları anlattınız, bizi aydınlattınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz önce muhtarımızın anlattığı altyapı sistemindeki pis su giderinin geri taşması genellikle yağmur zamanlarında oluyor tahminim anladığım kadarıyla muhtarım. Aynı şekilde ben Yüksel Evler kooperatifin yapmış olduğu yani sitede başkanıyım burada. Aynı durumu biz de yaşıyoruz. Çünkü Yüksel Evler'in yani Bahçeli Evler İlk Öğretim Okulu'nun alt tarafları çok meskenler yapıldı. Siteler yapıldı. Haliyle bunun pis su giderinin dökülmüş olduğu yer mutlaka bir tıkanıklık var. Oradan tepiyor bu geri doğru. Bunun yani ilk önce oradan araştırılırsa kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum. Siz anlatmıştınız ki kredi alacağız, burayı geliştireceğiz. Böyle evet, bir şeyler. Arıtma yenilenecek. Yenilenecek demiştiniz. Belki bu duruma bağlı bu. Tamam. Böyle anlıyorum. Bunun üzerinde ön çalışma yapılırsa teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim geldiğiniz için. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hakkımızda 29 Mart hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arıtma tesisimizle ilgili şu anda ne zaman kuzeyden rüzgar esse kokudan duramıyoruz değil mi? Aynen. Bu kent kokuda. İnşallah o arıtma tesisini ihalesini yaptıktan en geç 18 ay sonra Burdur'a kazandırıp yanında çay içebileceğimiz ve arıtmadan arta kalan alanı vatandaşımıza, bu da projelerimizden bir tanesi, hobi bahçesi yapıp pazardan 10 liraya aldığı domatesi 2 liraya üretmesi için onlara yer ve arazi tahsis edeceğiz. Sizlere arazi tahsis edeceğiz. Bunu da yapacağız. Çünkü insanoğlu ne zaman topraktan koptu? İnsanoğlu ne zaman topraktan uzaklaştı? Teknolojiye mahkum oldu? İşte o zaman mutsuz olmaya başladı. Yeniden toprakla buluşacağız. Vatandaşımızın toprağa geri dönmesini ve en azından toprakla uğraşıp mutlu olabilmesini sağlayacağız. Evet, var mı başka soru sormak isteyen hemşerimiz? Gönderelim mikrofonu. Kardeşimiz var orada. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım. Gönderelim sana da. Şimdi ben memecayayım. Tedavi görüyorum. Ama parklarımızda böyle daire şeklinde bir spor aletleri vardı. Kol çalıştırmak için. Çünkü kollarımız şişiyor bizim. Evet. Daha hala tedavim de devam ediyor. Başka komşu. Geçmiş olsun öncelikle. Yani mahallemizde hiç benim bildiğim 5-6 tane var. Tabii daha
bilmediklerimiz çok fazladır ama onun bize çok faydası oluyor. Tekrar onu koyma imkanımız var mı? Hay hay, memnuniyetle. Çok yani o yüzden buradayız zaten. O yüzden bilirim. Çünkü biz bazen sahada bazı şeyleri öngöremeyebiliyoruz. Böyle bir isteğiniz varsa arkadaşlarımız değerlendirecek. Notumuzu aldık. Gereğini yaparız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Acil şifalar diliyorum size de. Evet, arkada bir kardeşimiz vardı. Ona da verelim mikrofonumuzu. Öncelikle Armağan İnci hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Burdurlu değilim. Adıyamanlıyım aslen. Fakat gönlüm Burdurlu. Ben teşekkür etmek için sadece mikrofonu aldım. Çok teşekkür ederim. Ben bir belediye başkanının nasıl olacağını az çok gördüğüm biliyordum. Fakat bir belediye başkanının abi olabileceğini sizinle gördüm. Çok teşekkür ederim. Abi çok olduğunuz sağ. İçin teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Tek tek adlarınızı bildiğiniz için, gördüğünüzde selam verdiğiniz için, hiç olmazsa halimizi hatırımızı sorduğunuz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Şimdi biraz önce Adil abi muhtarımız dedi ya, bizim Ali hoş geldin dedi. Evet, ben gerçekten sizlerin Ali'siyim. Ben bu kentin Ali'siyim. Bu kentin girilmedik, çıkılmadık sokağı, kaldırımı benim için olmadı. Ben doğma büyüme bu memleketliyim. Bir Burdur sevdalısıyım. İnanın üniversiteyi bitirdikten sonra karşıma farklı fırsatlar çıkmıştı. O günlerde bitirdiğimiz fakülte ve aldığımız eğitim gereği, yani bugünlere oranla donanımlıydık. Daha donanımlı görünüyorduk toplumda. Bazı fırsatlar vardı karşımızda ama benim bu kente olan sevdam beni bu kente getirip bu kente hizmet etmeye yani zorladı. Ben istedim bunu. Ben Burdur'u seviyorum. İnanın çok şehir geziyorum. Bu kent huzurun kenti. Bakın, kaldırımı, asfaltı, yolu eksik olabilir ama sokakta yürüyen insanların yüzü çatık değil, kaşı çatık değil. Birbirini selamlayan insanların hala çoğunlukta olduğu bir kentte yaşıyoruz. 31 Mart'tan sonra da olmasın diyorum kavga. O yüzden kavganın tarafı olmamak için birçok şeye susuyorum. Birçok şeye ses çıkartmıyorum. Ama duyduğunuz birçok şeye inanın itibar etmeyin. Her birinin verilecek cevabı mutlaka bir belgesi vardır. Bizim sizlere başında verdiğimiz söz şeffaflıktır. Hesap verebilmektir. Doğruluk ve dürüstlükten yanadır. Biz isteriz ki fikirler çarpışsın. Biz isteriz ki konuları, bildiğimiz şeyleri birbirimize aktarıp daha da yüceltelim. Birbirimizi aşağıya çekmek, birbirimizi kötülemek. Gittim hiçbir ortamda bugüne kadar, 2014 seçimlerinde de bunu yapmıştım. Ne bir adayı ne de mevcut belediye başkanını hiç kötülememiştim. Sadece eleştirilerimi yaptım ve kendi yapacaklarımı anlatmıştım. Benim derdim bu kente bir tuğla daha koyabilmek. Eğer 31 Mart'tan sonra da görevimizin başında olur, devam edecek olursanız, olursak eğer, sizlere şunu göstermek isteriz. Burdur halkının hak ettiği belediyeciliği daha fazla iliklerine kadar hisseden bir belediyeyi göreceksiniz. Bundan emin olun. Biz bunu başaracağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir pazar gününde soğuk sayılabilecek bir havaya ama baharın müjdecisi olan çiçeklerin de patladığını görüyorum artık yavaş yavaş. Mart'ın sonu bahar diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burdur'a sözümüz var. 31 Mart'ta Burdur. Bu 7'den 70'e herkes hizmet alıyor. Burdur'umuz Türkiye'ne örnek oluyor. 7'den 70'e herkes hizmet alıyor. Burdur'umuz Türkiye'ne örnek oluyor. Haydi bir daha durma yeniden. Hadi Orkun Başkan ile yine yeniden. Burdur'a sözümüz var yine yeniden. Hadi Orkun Başkan ile daha bayram olacak. Burdur'umuz Türkiye'ne örnek.
başına. Ali Orkun başkan ile hizmet aşkına. Mutlu kent Burdur'un yüzü gülüyor. Ali Orkun hizmetine devam ediyor. Mutlu kent Burdur'un yüzü gülüyor.